Şimdi tekrar konumuza dönersek yani ne olduğunu düşünüyorsunuz? Yani gitti bir astral seyahatten mi geri dönüyor bu kadın Hayır, yani ne? öyle bir şey, öyle bir şey demiyorum. En son görüşme, şimdi bakın, şurayı çok dikkat edin. Bak, ben Nihal Hanım, tekrar söylüyorum. Ha. Nihal Hanım da beni duyuyorsa desin ki yalan veya doğru. Kim? Ben Nihal Hanım duyuyorsa söylesin bana. Tam duyuyor. Ben Baykal'a da aynısını Duyuyorum söyledim. sizi, buyurun. Baykal'a da aynısını söyledim. Ben Nihal Hanım'ı hayatta görmedim. Ne konuştum, ne o Tamam beni orasını tanır, anladık. Orasını ha, ne zaten şey yapar. sorgulamıyoruz, evet. Şimdi hocalık mevzularını bana birebir anlatan Sevil. Tamam. Örneğin bunlar, bana anlattığını söyleyeyim. Bunlar normalde bir ekip. Bir tane Hayati diye birisi var. Bu bir o. Hayati denen birisi var. İki. Hayati kim Nihal Hanım? Ben tanımıyorum. Siz tanırsınız. Hayati bir dönem böyle Sevil Hanım görüştü birisi. Tamam. Mustafa'yı kim buldu? Avukat Mustafa'yı. Bunu dolandıran avukatı. Avukat Mustafa şu anda geziyor. Avukat Mustafa, karısı Mustafa Rümeysa. Bey onu dolandırmadı. Onlar benim eski komşum Tamam. ve şöyle bir şey var. Bu boşanma sürecinde dün de söyledim bir Tamam. sürü kişiyle bu şey yaptı. Aha, kesildi. Kesilmiyor, dinliyoruz. Hüseyin devam edin. Hüseyin yok kesildi. Tamam. Biz duyuyoruz sizi, evet. Tamam ya, bunu nereye varıyoruz? Benim canım sıkılıyor. Yani şunu merak ediyorum. Siz şunu anlatır mısınız? Ben size diyorum ki bence bu kadın öldürülmüş. Siz de diyorsunuz ki hayır. Sizce ne oldu? Onu Nihal Hanım şey yapacak. Ne yapacak? Nihal Hanım cevaplayacak onu. Rami kim? Rami kim Nihal Hanım? Rami kim? Ha yani siz Rami'nin yanına bıraktınız. Bunu da Nihal Hanım Bunun biliyor. yanına Nihal Hanım... girecekti Ankara'ya. Eve de zaten öyle söyledi. Bakın, evine sorun. Tamam. Annene söyledin Siz mi? bak, siz Bir dakika. evden çıkınca Yok, diyorsunuz ki biz Ankara'ya gideceğim. Ankara'ya avukata gidiyoruz diyorsunuz. Yok yok. Ama siz Ankara'ya gitmemişsiniz. Anlatayım, bir dakika dur. Tamam, siz onu söyleyin. En son annesinin En yanına son çıktıktan sonra ne yaptınız? annesinden Tamam. ayrılırken normalde bunun Tamam. yanına gidecekti. Tamam. Ankara'ya. Anladın mı? Okey, okey. Ankara'ya. Yani bu bir hoca bulacaktı. Bir tane hoca bulmuş, pardon. Hoca bulmuş, Okey. parasını falan konuşmuş, her şeyini konuşmuş. Hı. Normalde bu onun yanına gidecekti. Anladın mı? Biz oradan zaten çıktık. Bizim kendi işlerimiz vardı. Biz tekrardan İzmir'e gittik. Bakın, ha şöyle olsun. Örneğin en basit olay. Ben size şöyle söyleyeyim Şimdi sana. bakın şöyle olmasın. Annesine gittiniz. Annesine gidip çıktıktan sonra nereye gittiniz? İzmir'e geçtik. İzmir'de İzmir'den ne tekrar yaptınız? nasıl? İzmir'de ne yaptınız? İzmir'de de ne yaptık? İzmir'de de bir işlerimiz vardı. Bu yurt dışından bir şeyler falan istemişler bundan. Bir alışveriş listeleri falan vardı bunun. Bir de alışveriş yapacaktı. Birine incik, boncuk bir şeyler alacakmış. Bir onun için oradan da tekrar Didim'e gittik. Didim, hatta bunların ben size şeyini, kaydı kuydu da var yani. Bu örneğin İzmir'e annesinden gittiniz, çıktık ya. kaldınız mı? İzmir'de Nasıl? otelde falan kaldınız mı? Nasıl? İzmir'de bir otelde mi kaldınız? Otelde değil, hastaneye gittik. Ayağında ağrı vardı, iğne Tamam. vurduruyorduk biz bunu. İşte Ağrı kesici kullanıyorlar. Annesi nerede yaşıyor? Ağrı kesici. Kullanıyorlar. Nasıl? Annesi nerede yaşıyor? Annesi şeydi, Uşak'ta, Sivas'ta. annem köyde. Sivas'ta. Tamam. Sivas İzmir arası ne kadar? 3 saat, 3,5 saat var aşağıya, 4 saat. Ha Uşak, Uşak. Ha Sivas'ta değil. Uşak, 3,5, Sivas. 4 saat. Tamam, gittiniz İzmir'e. İzmir'e... Sonra orada dolandınız, hiç kalmadınız. Yok, Didim'e gittik, ev var zaten. Orada ev vardı zaten. Tamam, sonra İzmir'den Eve Didim'e gittik, geçtiniz. eve gittik. Ondan sonra ayın kaçıydı? Daha ev satılmamış mıydı o zaman? Hayır. Sadece evin konuşması falan yapılmış. O zaman ev satılmamış, ev yok. Ben vekalet almışım. Vekalet bende. Vekaleti falan bende. Ben 29'unda almışım. 1 Mayıs, biz buraya niye geldik Ama biz? siz 29'unda satıldı diye parayı Yok, hayır. yolladınız Hayır, ona. hayır, hayır. O ayrı. O 29'unda vekalet alınmış. Ev daha biz satmadık biz. Siz Ama parayı ne parayı zaman yolladınız. yolladınız dekontunu? 29'unda bir evi ben 6'sında sattım. O zaman siz yani parayı almadan mı ona bu parayı yolladınız? Nasıl? Evi ben satmışım. Vekaletini zaten almışım ben. Evin vekaleti falan bende. Her şeyi bende zaten. İsmail Bey. Bak bir şey söyleyeceğim. İş Ben de çorba. gerçekten normal etten kemikten bir insanım ya. Hepimiz gibi yani. Yoruyor bizi. Şimdi 29'unda siz vekaleti Tamam. almanızda. Ben Aldım. şimdi sizden bir vekalet alsam Tamam. sattığım zaman para alacağım, kapar alacağım. 29'unda aldınız vekaleti. Tamam. Parayı ne zaman gönderdiniz hanımefendiye? 29'unda. 29'unda. O zaman 29'unda birine verdiniz. Değil mi? O da size Evet. parasını verdi. Evet. Tamam. Hayır. Bakın. O zaman sizin elinizde bu kadar 3 milyon 100 bin lira para vardı. Siz hemen onu verdiniz. Şimdi bakın, 29'da ben bunun para işini hallettim. Nasıl hallettiniz? Hallettim, ben verdim. Ya Bu o zaman bir. sizdeki parayı verdiniz. He, ben buna verdim. Yani daha evi Zaten satmadan hayır. sizdeki parayı verdiniz. Evet. Ha? 29'unda evet doğrudur. Tamam. 29'unda ben bundan vekalet aldım.
Bir de gittik, bu öbür şahsa verdiği vekaletler vardı. Bu Timur dediğim kişi var ya. Hı. Ona verdiğimiz vekaletlerin falan hepsini iptal ettik. Tamam. Şeye gidecektik. Nedir? Bu Uşak şeyin tamam, yanında. O zaman sizin yani kumardan kazandığınız para 2 milyondan da fazla. Ya kumarla hanımefendi... alakalı benim kendi... Hanımefendi benim kendi param da var, gözünüzü seveyim. Anladım, yani anladım. Benim hiç param yok yani. Anladım. Ya. Yani ne kadar vermiştiniz siz şey 2 milyon, 3 milyon 100 vermiştiniz Sevil Hanım'a daha evet. satmadan. Sonra eşinize de 1 milyon lira para. Eşime, yani eşime milyon... o gün vermedim. Eşime bakın gözünü seveyim. Eşiniz de kaybolduktan altısından, sonra. Altısından sonra verdim ben zaten. Sevil Hanım kaybolduktan sonra hayır, verdiniz. Hayır kaybolduğu belli değildi. Kaybolduğunu siz bilmiyordunuz, zaten... siz bilmeyebilirsiniz ama kadın kaybolmuş. Yok yok, ben kaybını 14'ünde öğrendim. 14'ü veya 15'i tamam, şey söyledim. Tamam, siz bilmeyebilirsiniz. Hayır, hayır, altısında parayı vermiyorsun. Altısında tapuyu veriyorsun. Evet, tapuyu veriyorum, aynen. Ama 29'unda parayı evet, veriyorsun. Evet, doğru, doğru, doğru. Parayı yani bir hafta veriyor. Önce, yani bu nasıl bir alım satım ki... Parayı önden bir veriyor. Hafta önce paralar ödeniyor, bir hafta sonra tapuya gidiliyor. Ya bizim kendi aramızdaki ticaret o, bizim aramızdaki şey... Kiminle aranızda Sevil'le, sattığınız kişiyle? Sevil'le, Sevil'le, hayır, hayır. Aldığımız tamam. kişiyi ben tanımıyorum. Tamam, onun parası varmış yani o kadar. Kendi tamam. şahsiyetimiz, o kendi şeyimizle alakalı. Çok cesurca bir davranış değil mi? Aldığınız kişi vazgeçebilir. Aldığınız kişi vazgeçebilir. Son anda o kadar para vermez, vermeyebilir. Ya bizim ya da alacak var. Bu hayır, hayır. Diyor ki, tanımıyorsunuz hayır, ya. Hayır, hayır. Öyle demiyor. Siz anlamıyorsunuz. Evi ben aldım diyor yani. Siz anlamadınız. Evi ben aldım diyor. Ben aldım sonra ben diyor. İstediğim fiyata satarım diyor. Tamam. 5'e de satarım, 7'ye de yani satarım. Yani o zaman biz de hani 4 milyonu oldu. Konuşmuştuk. 2 milyonu konuşmuştuk evet, ya o zaman... Hani hanımefendinin gönderdiği para da ona dahil yani. Daha tamam fazla da, bir parası varmış. Müge Hanım, Müge Hanım. Timur da diyor ki ben 2 senedir Sevil'i görmedim. Alacak, vereceğim bir şey yok Timur'la benim diyor. Hiç alakam yok. Şu anda şimdi bu paradayız. Diyor ya Timur, tamam, Timur tamam, sonra diye. Siz daha satmadınız. Şimdi Didim'deki evde de kaldınız. Evet. Tamam, sonra ne oldu? Didim'den çıktınız. Hanımefendiyi nereye bıraktınız? En son mu? Evet. En son kaçındaydı? En son kaçında görüştük biz onunla? İkisinde bir şeye gittik. Birinde Dinar'a gittik. Daha berabersiniz, daha ayrılmadınız ki. Ondan sonra İzmir'e gittiniz, Didim'e gittiniz, berabersiniz. Evet, evet, evet. Tamam. Biz ondan sonra bu Nihal'le görüştü. Nihal'in tamam. kendisiyle görüştü. Tamam. Nihal'le görüştükten sonra bu Ankara işi kesinleşti, bu hocayla alakalı. Yani Nihal dedi ki Afyon'da bir yere gideceksin dedi. Afyon'da tamam. bir yere hoca gideceksin. Hoca neredeymiş? Afyon'da, Afyon tamam. tarafı. Siz nereye bıraktınız? Afyon'a bırak. Afyon'la Dinar arasında bir yere bıraktım. Akşam üzeri bir vakit. E tamam, siz nereye bıraktığınızı bilirsiniz. Bilirim ki götürüp yani bu şekilde ben yani şimdi bana İstanbul'da bir yer söylesen dedim ki adliyenin önüne bıraktım. Ha. Veya ne bileyim caminin önüne bıraktım. Şimdi ben oraları bilmiyorum. Ha. Götürü bırakırım bilirim. Peki yolu nasıl buldunuz? Kim tarif etti size? Nasıl? Yani hani navigasyon var. Tamam, o zaman navigasyonunuz da kayıtlı değil mi telefonla? Adres kayıtlıdır. Nasıl? Bakın. Bakın navigasyona ne giriyorsun? Sen bakın, biliyorsun. Bakın. Ya bir dakika, ben biliyorsun. Ya bize bir dakika, adres. Navigasyona ne yazdınız da tamam. gittiniz? Yani Afyon Dinar yani gidiyor, o şekilde gidiyor. Örneğin tamam, Afyon... şeyi nedir o, kocasının yerine gittik, Isparta Caddesi öyle hatırlıyorum. Kimin Isparta kocası? Şeyin o Ayhan Çetinkaya'nın yanına gittik. Orada da Afyon yazıldı yani, Afyon olarak. Nasıl ya, Sevil Hanım'ın bir de kocasının yanına mı gittiniz? Kocasının evinin oraya gittik. Niye? Ondan önce, bir gün önce. Şey, 1 Mayıs'ta mıydı? 2 Mayıs'ta mıydı? İkiniz gibi biz bana ne bakıyoruz? Açıklamayı sen yapacaksın. Siz İzmir'e gittiniz. Siz İzmir'e ha, ondan gittiniz. Sonra yok, oraya gitmedik. Hayır, İzmir'den ben onu Afyon'da bıraktım. Gittiniz. Ha, şu da olabilir, bakın. Tamam, bakın. Afyon'da nereye bıraktınız? Şimdi onu da anlatacağım size. Şimdi, Nihal, bana söyleneni söylüyorum. Bakın, Nihal Hanım böyle söyledi, söylemiyorum. Bana normalde Afyon'da biri, o Rami dediğim bir kişi, bir de karısı var. Tamam. Onlarla buluşacağını söyledi. Ben gittim. Adamları da ben gördüm. Adamı da ben biliyorum. Yoldan bunu aldılar. Nereden aldılar? Afyon'da, Afyon'da. Afyon'un içerisinde. Tamam, Afyon. Yani gitsem bulurum, yerinde bulurum yani. Sıkıntı yok yani. Hayır, belki hayır. kamerada vardır yani. Baksınlar kameraya. Anladım. Afyon'da mesela hani ne bileyim dükkanın önü, bir eczanenin önü bir şey. Merkezi yer ya. Merkezi yerdir ya. Merkezi yer. Siz onu bıraktınız arabayla. Evet, evet, evet. Tamam. Ondan sonra bu onların arabasına geçti. Onların arabasına geçti. Ben oradan geçtim. Yoruldum çünkü kim akşam. Kim onlar? Nasıl? Onlar ki. Rami ile karışmış. Rami var. Büyücü. Şey tanır. Artık bir büyücü müdür nedir bilmiyorum. Ondan sonra ben oradan ayrıldım. Oradan ayrıldım. Ben otele geçtim. Yoruldum çünkü akşam bay oldu. Gece... Afyon'da mı otele geçtiniz? Kütahya'da. Kütahya'da. Kütahya otele geçtim. Sabaha kadar kaldım otelde. Otelde kaldım. Sabahtan çıktım. Ondan sonra geçtim ben İzmir'e geldim. Peki o nasıl geri dönecekti? Onlarla beraber. Onlarla beraber. Onlar beni arayacaktı. Heh. Beni arayacaktı. Veya onlar kendileri bırakacaktı. Ondan sonra da zaten haber alınmadı. Çünkü... nereye bırakacaklardı? Nasıl? Nereye bırakacaklardı? Annesinin evine. Annesinin evine.
Köye. Ha, şimdi siz oraya götürdünüz ya hani. Tamam. Bir daha gidecekti. Oraya bir daha gidecekti. Kim? Annesinin evine Sevil bir daha gidecekti. Bir kere daha gidecekti. Hadi, hadi. Anladım. Ama mesela siz sonra bıraktınız, otele geçtiniz. Hayatım ben otele geçtim diye aradınız. Tamam. Ne oldu? Telefon çalıyor muydu? Konuştunuz telefon mu? Derken? Ondan sonra ben, hayır ben görüşmedim. Neden? Ben onu bıraktıktan sonra onlar gittiler. Rami de gittiler. Artık Nihal veya Rami veya artık o kimse onlar ilgileniyor. Benlik bir şey yok. Ondan sonra ben otele geçiyorum. Otelde kalıyorum. Sabah otelden çıkıyorum. Normal İzmir'e geliyorum. Ondan sonra bundan haber alamıyorum zaten. Haber alamadıktan sonra... Haber alamıyorum derken aradığınızda mı cevap vermedi? Bu zaten nasıl biliyor musun? Buna bir mesaj atarsın. Buna bir mesaj atarsın. Ya sana akşam cevap verir ya ertesi sabah cevap verir. Yani öyle anında ama cevap verecek. Ama ayın 14'üne kadar da 10 günü görüntülerden bir telefon elindedir. Şimdi hiç bir şey söyleyeyim size. Ayın 14'üne kadar değil. Baykal Hanım da bana ayın 14'ünde tamam, öyle. Onu anlatacağım size. Ya. Ayın 14'ü şöyle. Bu gitti ya. Gittikten sonra ben bundan zaten cevap alamadım. Ben bekliyorum. Bunu herkese de söyledim yani. Sadece o günden itibaren dedim kadından haber alamıyorum. Yeğenime söyledim. Hepsine söyledim. Hepsinin haberi var. Bak dedim kadını bıraktım dedim haber alamıyorum. Ne oldu ne bitti herkes biliyor bunu yani. Herkese söylüyorum. Kime gönderdiğin mesajı? Nasıl? Mesajı kime gönderdin? Sevil'e. Ha? Sevil'e. Sevil Hanım'a. Sevil'e. Onda, yani bu mesaj attığın zaman hemen dönen biri değil. Yani tamam bir gün dönmedi iki gün dönmedi. Yani dönmedi. Ben artık umudu kestim. Dedim o gitti dedim artık ne olduysa. Veya nereye şöyle... gidecek? Yurt dışına çıktı. Siz ama görüşüyorsunuz bu kadınla. Hayır ne, nasıl görüştün? Ya bu kadın sizin arkadaşınız ya. Arkadaşım da tamam. Haber alamıyorum ne yapayım bir tane bende telefonu var başka bende telefonu yok bunun. Yani size genel vekaletname verecek kadar size güvenen bir insan. Tamam sadece ben dedim ki bana genel vekaletname sadece bana vermiyor. Bütün herkese genel vekaletname. Anladım beyefendi bir gece önceyi beraber geçirmişsiniz dedim tamam. De bir sonraki gün ama insan beraber geçirdik söyle de orada aramaz ne yapayım mı yani? Polise mi gideyim nerede ha? Ne yapayım nereye gideyim? Hiç ne başka Nihal'in hiç kimsenin telefonu yok mu bende yok Nihal'in var mı bende Allah aşkına Nihal ben seninle görüştüm mü kardeşim ya. Hiç kimsenin yok yani. Hayır bende yok ya bende yok. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.